Merhabalar herkese, benim adım Yasmin Alis. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz demek istiyorum ve videolarımı izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bugünkü videomuzun konusu İngiltere'de üniversite hayatı. Videoma başlamadan önce belirtmek istediğim şey British Council. Her sene eğitim günleri düzenliyor. Özellikle İngiltere'de üniversite okumak istiyorsanız ve bu konuyla ilgili bilgi almak istiyorsanız British Council'un düzenlediği bu etkinliklere gitmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer bu videoyu 2018 yılında izliyorsanız 3 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Fairmont Quasar, 4 Kasım Pazar günü Ankara'da Hilton's Otel'de 2 tane etkinlik düzenleniyor ve bu etkinliklerde Birleşik Krallık'ın önde gelen üniversiteleriyle tanışabilmeniz mümkün ve bu üniversitelerin yüksek öğrenim kurumlarının temsilcileri burada olacak, birçok seminerler olacak. Mesela TR4 vize başvuruları ya da burs başvuruları, mesela İngiltere'de burslu okumak istiyorsunuz. IELTS sınavı ile ilgili şüpheleriniz var, sorularınız var. Bunları oradaki çalışanlara yöneltebilirsiniz. Oxford ve Cambridge üniversitelerine başvurmak istiyorsanız tabii ki de British Council'dan yardım isteyebilirsiniz. Eğer bu videoyu 2018 yılından daha sonra izliyorsanız her sene bu etkinlik düzenleniyor. Aşağı yukarı Kasım ayı civarında aşağıdaki web sitesine bakabilirsiniz, kaydınızı alabilirsiniz ve bu etkinlikler bedava, hiçbir şekilde bilet satın almanıza gerek yok. Sadece gidebilirsiniz ve kendinizi bilgilendirebilirsiniz. Tüm bilgileri aşağıya yazılı bir şekilde zaten koyacağım. Şimdi konumuza dönelim, videomuza başlayalım. Öncelikle size birazcık kendimden bahsetmek istiyorum. Ben 2008 yılında liseden mezun oldum. Lisede hem Türk diplomamı yaptım hem de International Baccalaureate okudum. Benim Alman pasaportum var ama bu videoyu çekerken hem Avrupa vatandaşı olan Türkiye'li arkadaşlarımız için hem de Türk vatandaşı, Türk pasaportu olan arkadaşlarımız için bilgiler vermeye çalışacağım. Lise 11. sınıftan itibaren ben nerede üniversite okumak istediğimi, hangi bölüm okumak istediğimi aşağı yukarı biliyordum. Ve size yapabileceğim en önemli tavsiyelerden bir tanesi de kesinlikle araştırmalarınıza ve başvurunuza çok çok erken başlamanız. Yani üniversite sondayken hadi şimdi İngiltere'de üniversiteye gitmek istiyorum, ne yapmam lazım demeyin. Çok çok erken başlayın, hazırlıklı olun. Birinci yapmanız gereken şey UCAS web sitesini incelemek. UCAS'a kayıt oluyorsunuz ve UCAS'ta seçmek istediğiniz 5 tane üniversiteyi seçebilirsiniz. Buraya mesela referans mektubunuzu koyabiliyorsunuz, başvuru mektubunuzu koyabiliyorsunuz, ders notlarınızı koyabiliyorsunuz. Şimdi derslere geri dönecek olursak, eğer siz A-Levels ya da International Baccalaureate okumadıysanız muhtemelen İngiltere'de üniversiteye başvurduğunuzda Foundation Year okumanız gerekecek. Foundation Year nedir? Çoğunlukla akademik düzeyde üniversite okumaya yeterli bilgisi olmayan insanlar için ve mesela İngilizcesi de çok çok mükemmel olmayan insanlar için. Hani demiyorum ki İngilizceniz çok kötü, Foundation Year okuyup İngilizce öğreneceksiniz. Hayır, öyle değil. Foundation Year zaten İngilizce okunuyor ve aynı zamanda burada üniversiteye hazırlık olarak bunu düşünün. Eğer International Baccalaureate veya A-Level yapmadıysanız muhtemelen ekstra bir sene okumak zorunda olacaksınız İngiltere'de. Şimdi UCAS sistemi üzerinden başvurularınızı yolladınız, işte bir referans mektubu aldınız sevdiğiniz bir öğretmenden, ders notlarınızı çok yüksek tuttunuz, işte başvuru mektubunuzu tamamladınız vesaire. Size geri dönüş yapacaklar. Mesela bu başvurduğunuz 5 üniversiteden hangileri sizlere bir teklif veriyor? Çoğunlukla bu teklif bir mektup içerisinde eve geliyor. Tabii bu 2008 yılındaydı. Ve bu 2008 yılında o eve gelen büyük paket şeklindeki mektuplar beni son derece heyecanlandırıyordu. Çünkü kalın bir mektup geldiyse içinde muhtemelen okulun broşürü var, okulun katalogları var vesaire ve çoğunlukla kabul oldunuz demektir. Reddolduğunuzda ne yazık ki eve mektup gelmemişti benim dönemimde. Çoğunlukla internet yolu üzerinden bana bunu bildirmiş. Ben Sussex Üniversitesi'ne gittim ve Sussex Üniversitesi'nde Law with German Translation okudum. İngiltere'de hukuk okumakla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Mesela İngiltere'de nasıl avukat olunur, nasıl hukuk okulur. Size kabul olduğunuz üniversiteler zaten mektup içerisinde belirtecekler. İşte şu 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 tarihe kadar lütfen bize son cevabınızı belirtin. Hangi üniversiteyi seçmek istiyorsunuz? Bunu üniversitelere belirtiyorsunuz. Bir depozite yatırılıyor, bir kayıt yapılıyor vesaire. Ve size sonra geri dönüş yapıyorlar. İşte Eylül şu ay şu tarihte okula başlayabilirsiniz diye. Ve tabii ki de her şey çok heyecanlı, çok güzel. Başvuru döneminde sizlere tavsiye etmek istediğim bir şey var.
Kesinlikle İngilizce derslerinize çok çok önem verin. IELTS sınavına özellikle çok çok önem verin. İngiltere'deki üniversiteler tercihen IELTS sınavını istiyorlar sizden ve bu IELTS sınavından olabildiğince yüksek not yapmaya çalışın. Sadece hani notlarım yüksek olsun diye değil, İngiltere geldiğinizde daha rahat edebilirsiniz aynı zamanda. Yani İngilizceniz çok iyi değilse burada full time üniversite okumak gerçekten kolay bir iş değil. Bu sebepten ötürü İngilizce derslerinize ve genel olarak ders notlarınıza tabii ki de çok çok önem verin. Ben lisede International Baccalaureate okuduğum için tabii ki de birazcık daha şanslıydım. Eğer sizin okulunuzda da International Baccalaureate varsa kesinlikle bunu ikinci sınıfta seçmenizi öneriyorum size. Hem İngiltere, hem Amerika, hem Avrupa'daki birçok üniversitenin kabul ettiği bir diploma programı bu. Üniversite 1'de kesinlikle yurtta kalmanızı size öneriyorum. Siz tabii ki de belki İngiltere'ye daha önce çok gittiniz vesaire ama ben tabii ki de bundan 11 sene öncesine geri dönecek olursam, ki uzun bir süre bu. Yani çok fazla yetişkin bir insan değildim. Daha önce hiç tek başıma yaşamamıştım. Hani bir evin kirası nasıl ödenir? Elektrik faturası nasıl yapılır? Bunların hiçbirisini bilmiyordum. Yurtta yaşamak gerçekten daha kolay. Yurda geldiğinizde size üniversitelerin temsilcileri zaten orada yardım edebiliyorlar. İşte polise kaydolmanız gerekiyor eğer Türk vatandaşıysanız. Bu konuda size yardımcı olabiliyorlar. Avrupa vatandaşıysanız polise kaydolmanıza gerek yok. Yurtta yaşadığınızda sadece kiranızı ödüyorsunuz. Bu kiranızın içinde zaten elektrik, internet, su faturalarınız var. En azından birinci senenizi bu şekilde rahat geçirmenizi size öneriyorum. Ve özellikle mesela kampüs sistemi varsa yurdunuzda, mesela benim Sussex Üniversitesi'nde kampüs konsepti vardı. İşte çamaşırhane aynı binadaydı, okula yürüyerek gidiyordum, işte marketim vardı kampüsün içinde, doktorumuz vardı kampüsün içinde. Yani benim için hayat birazcık daha kolaydı. En azından o ilk sene etrafı birazcık anlayana kadar kültürü, ne nasıl yapılır, İngilizceyi falan. Kampüste kesinlikle yaşamanızı size öneriyorum. Kampüse taşınmadan önce mesela bavulunuza yatak çarşafı koyabilirsiniz. Süt ürünü olmayan bazı şeyler koyabilirsiniz. Atıyorum işte pilav, makarna vesaire. Türkiye'den getirmek istediğiniz bisküvi tarzı şeyleri bavulunuza koyabilirsiniz. Ama kesinlikle et, peynir gibi şeyler bavulunuza koymayın. Bir iki tane poster, işte odanızı süsleyecek bir iki bir şey koyabilirsiniz. Tabii bunları İngiltere'den de satın alabilirsiniz. Ama ben birazcık daha hazırlıklı gittim. Mesela bir iki tabak çanak bir şeyler. İngiltere'ye gittiğimde tenceremi, tavamı falan oradan aldım. Ama birazcık hazırlıklı gittim tabii ki de. Yani olabildiğince eşyayı büyük bir bavul ve küçük bir bavula tıkmaya çalışabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaş edinmeniz için de çok daha kolay. Mesela biz ikinci sene kampüste kalamıyorduk. Bizim üniversite sadece bir sene izin veriyordu kampüste kalmamıza. Ve bu birçok üniversite için aynı şey geçerli. Sizin kampüste yaşamanıza sadece bir sene izin veriyorlar. İkinci sene ben kimlerle eve çıkacağımı biliyordum. Sonuçta ben üniversiteye gittiğimde hiç arkadaşım yoktu. Hepsini orada birinci sene edindim. O sebepten ötürü kesinlikle birinci sene kampüste yaşamanızı size öneriyorum. Kampüste yaşamak kolay mı? Tabii her zaman değil. Yurtlarda çok fazla parti olabiliyor. İşte mutfak paylaşmak veya banyo paylaşmak zorunda kalabiliyorsunuz. Bazen bir dolabı açıyorsunuz, yemeklerinizin yarısı yenmiş, birisi gelmiş işte tavanızda yemek pişirmiş, yıkamamış, onu orada bırakmış vesaire. Bu tip şeyler yaşayabilirsiniz tabii ki de. Bunlara hazırlıklı olmanız gerekiyor. Belki bunlar sizi çok fazla etkilemeyen şeylerdir. Belki siz de partilemek istiyorsunuz sabahlara kadar. Ben hukuk okuduğum için tabii ki de derslerime önem veriyordum ve haftanın her günü parti yapılmasından çok da fazla haz almıyordum açıkçası. Şimdi şöyle bir şey daha var. Eğer üniversitede 3 sene okuyorsanız size çoğunlukla şunu söyleyecekler. Üniversitenin birinci senesi önemli değil. Bu doğru mu? Şöyle böyle. Ne demek istiyoruz? Üniversite bittikten sonra eğer İngiltere'de iş bulmak istiyorsanız CV veriyorsunuz tabii ki de başvurmak istediğiniz yerlere ve CV'nizi çoğunlukla hani son sene aldığınız notlar giriyor deniyor. Bu hukukta %90 geçerli diyebilirim ve muhtemelen %90 birçok iş başvurusu için geçerlidir. Çoğunlukla birinci sene üniversitede aldığınız notları çok fazla önemsemezler. Şayet bu demek değildir ki siz birinci sene üniversiteye geldiniz, tamamıyla sadece parti yapacaksınız ve hiçbir şekilde derslere odaklanmayacaksınız. Bunu yapmanızı size tavsiye etmem. İkinci sene ve üçüncü sene okuyacağınız dersler çok daha zor ve birinci senede siz bu ikinci ve üçüncü senenin temelini atıyorsunuz. İlk sene okuyacağınız ve öğreneceğiniz bilgiler sizin için çok çok önemli. Çoğunlukla İngiltere'deki eğitim sistemine alışmamız birazcık süre alıyor. Çok para veriyorsunuz tabii ki de. Kesinlikle birinci senenize yine de önem vermenizi size tavsiye ederim.
Eğer siz illaki diyorsanız ki ben eve çıkmak istiyorum, ev arkadaşı bulmanızı finansal açıdan sizlere öneririm. Çok cüzi rakamlara kiralık evler bulabilirsiniz. Ama eğer siz illaki ben tek başıma üniversiteye gittiğimde eve çıkmak istiyorum, ev kiralayacağım diyorsanız en az bir ay öncesinden İngiltere'ye gelin, orada bir etrafı gezin, birkaç emlakçıya başvurun. Kiralayacağınız evi seçmek için kendinizi en az birkaç hafta tanıyın. Şimdi ev kiralarken bilmeniz gereken bazı şeyler var. Biz yabancı olduğumuz için tabii ki de bizden garantör istiyorlar. Sizin kira ödemediğiniz zaman size garanti verebilecek, sizin kiranızı kapatabilecek ya da o emlakçıya sizin güvenilir bir insan olduğunuzu, eğer olmadığınız takdirde sizin için o kirayı ödeyebileceğine dair söz verebilecek birisine sahip olmak demektir. Garantör bulmak bazen zor oluyor. Mesela benim garantörüm yoktu, o yüzden 6 aylık kiramı bir seferde ödemek zorunda kalmıştım. Eğer kiraya çıkmak istiyorsanız tabii ki de bunu göze almanız gerekiyor. Ya garantörünüz olacak, İngiltere'de bir tanıdığınız olacak, evi veya arabası olan, ya da 6 aylık kirayı bir seferde ödeyeceksiniz. Üniversite hayatı gerçekten çok eğlenceli. Özellikle kampüs üniversitelerinden bir tanesini seçiyorsanız. Hangi tarz üniversiteyi tercih ettiğinize karar veremiyorsanız eğer, bir sene öncesinden İngiltere'ye gelmenizi, eğer maddi durumunuz buna yetiyorsa, size kesinlikle öneriyorum. Her üniversitenin Open Day denen bir günleri var. Başvurduğum bütün üniversitelerin Open Day'lerine gittim. İngiltere'ye bir uçak bileti aldım. Tek başıma geldim. Birçok üniversiteyi gezdim. Open Day'lerine katıldım. İşte burada böyle seminerler oluyor, kampüs turları oluyor, derslikleri görüyorsunuz, yurtları görüyorsunuz yaşanacak. Ve aklınızda az çok böyle bir belirleniyor. Mesela diyorsunuz ki ben Sussex Üniversitesi'ne bayıldım, kesinlikle buraya gitmek istiyorum. Şu üniversitenin adını duymuştum, çok iyi olduğunu zannediyordum ama gördükten sonra çok fazla içim ısınmadı. Eğer maddi durumunuz el veriyorsa ucuz bir bilet bulun, İngiltere'ye gelin, tek başınıza ya da bir arkadaşınız ya da ebeveyninizle. Çok dandik hostellerde de kalabilirsiniz. Yani geceliği neredeyse 10-20 poundluk burada hosteller de var kalabileceğiniz. Tabii gençken insanların bunları yapması birazcık daha kolay oluyor. Open Day'lere katılın ve önümüzdeki 3 seneyi geçirebileceğiniz bu yer neresidir? Buna önceden karar verin. Yani sadece broşürlere, resimlere bakarak yapmayın bunu. Gerçekten gidin, bir havasını koklayın. Ben burada yaşayabilir miyim, burada okuyabilir miyim diye bakmaya çalışın. Ben üniversitede LLB Law with German okudum. Yani bu bir major ve minor oluyor. German Translation Degree. Ve aynı zamanda 4 sene okudum undergraduate'ı. Bir sene Erasmus yaptım. Bunu Almanya'da yaptım. Sonra 5. senemde de Legal Practice Course okudum. Avukat olarak kualifiye olmanızı sağlayan bir üniversite. Bunu da University of Law'da okudum. Eğer bu üniversitelere özellikle başvurmak istiyorsanız tabii ki de sormak istediğiniz sorular varsa bunları aşağıya yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışacağım. Ve videolarımı izlediğiniz için sizlere tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri öpüyorum. Bye bye.